Merhaba arkadaşlar. İbrahim abinin cevizi var burada. Aşı yapılacak. Kendisi daha önce aşı yapmış. Birçoğuna tutturmuş. Biraz üstten vurmuş ama yine de güzel tutmuş. Hepsi tutmuş. Şimdi bu ağacı nasıl keseceğiz? Nasıl aşı yapacağız? Büyük ağaçlarda aşı yaparken genellikle 1 metrenin üstünde olsun. Soğuk hava altlı olur her zaman. O yüzden böyle büyük ağaçlarda en güzeli 1 metrenin üstünde olmaz. Şuralardan kesilir. Şunu da buradan keseceğiz. Şu 90 derece dalı. İlk kesimde şuradan keseceğiz. İkinci kesimde biraz buradan kesebiliriz. Daha sonra ağlama devam ederse dipten ya keseceğiz. Bunun sebebi dipten şimdi kesersek bir daha ya kesemeyiz aşı yaparken. O yüzden uçtan kesim yapacağız. Ağacımız büyük bayağıcı. Bayağı büyük. Şimdi şuradan keselim. İbrahim abi çeksin. Görüyor değil mi? Görüyor. Keseceğim. Kesimimiz tamam. Şimdi ağlama var. Ağlamaya başladı hemen. Su akışı var. Aşı yaparken bu su olduğu zaman ağaç tutmaz. Mutlaka su olmamalı hiç. Ağaçta hemen akmaya başladı zaten su. Şimdi bunu böyle kestik. Aşı yaparken bir daha keseceğiz. Buradan dipten. O yüzden budakları dipten kesmeyelim ilk etapta. Daha sonra dipten keselim. Bir de dipten kestik. Bu şekilde. Toprağa paralel bir şekilde. Böyle. Burada ağlama yaptığı zaman toprağa aksın. Eğer üstten kesersek ağlamayı buradan yapar. Bu acı su gövdeyi yakar. En güzeli bu şekil. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.